Biz insanlığımızı kaybettik, teknolojiyi bulduk ama. İnsanoğlu yapabilir. 15-20 yıl önce bugünkü günleri hayal eden kaç kişi vardı? Merhaba değerli izleyicilerimiz. Geçtiğimiz gün Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg bir açıklama yaptı. Açıklamasında önümüzdeki 10 yıl içerisinde toplantılara dahi ışınlanabileceğimizi açıkladı. Biz de halkımıza ışınlanmayla ilgili neler düşündüklerini soracağız. Bakalım halkımız ışınlanmayı olumlu karşılayacak mı? 10 yıl içerisinde imkansız. Sizce teknoloji bu kadar gelişebilir mi? Yani hızlı bir çağdayız zaten, dijital ortamdayız ama. Teknoloji yeteri kadar geliştirince bence daha fazla gelişmesin. Çünkü biz insanlığımızdan çıkıyoruz. Nasıl mesela? Nasıl mı? Ya biz doğal olarak daha iyiydik. Teknolojiyle birçok şeyi kaybettik. Ne gibi? Ne gibi? Birbirimize samimiyetimizi, sohbetlerimizi, aile bağlarımızı. Sonra o kadar çok şey kaybımız var ki, teknolojiyle birçok şey kaybettik biz. Çocuklarımıza her şeyi şimdi eskisi gibi öğretemiyoruz. Soframızı kurduğumuz zaman çocuklarımız teknolojiyi bırakıp gelemiyor. Yani birçok şey kaybettik. Toplantılara bile ışınlanarak gideceğiz. Hayatımıza ışınlanma büyük bir yer sağlayacak dedi, büyük bir yer kaplayacak dedi. Ne düşünüyorsunuz? Sizce ışınlanabilecek miyiz 10 yıl içinde? Teknik her şeyi değiştirebilir. Nasıl mesela? 15-20 yıl önce bugünkü günleri hayal eden kaç kişi vardı? İşte yani gelecek için şu anda her şey olabilir derim. Kişilerin görüntülerini ışınlanması olduğuna göre o da olabilir. Olmaz diye bir şey yok. Dünyanın sonu geliyor zaten. Demek ki o şekilde olacak. Ya ışınlanma dedi, bu güneşle ilgili değil mi yani? Yok, insanlar bir yerden bir yere ışınlanacak yani. Siz buradayken hop başka bir yerde. Aynen ya. İstanbul'dasınız. O imkanı yok ya. İmkanı yok. Cenab-ı Allah bir insana 100 yılda ömür verse o imkanı yok onun oluşmasına. Tahmin etmeyeyim onu ben. Ne demek ya ışınlanma? İnanmayayım ben ona yani. Peki ışınlanma olsa, oldu diyelim, nasıl bir dünya olur sizce? Vallahi aynı ruh alemi gibi bir şey olur. Ben öyle tahmin edeyim yani. Öyle bir şey olsa benim gezmediğim yer kalmaz o zaman ışınlanmada. Avrupa'nın her tarafını hemen hemen gezerim. Daha tahmin etmeyeyim ya. Olmaz yani bu. İmkanım var. Bu konu hakkında biraz mantıklı gelirse hani insan ışınlanma olarak ben... ha, olması mümkün değil çünkü. Ha, tahmin olarak ben nasıl konuşacağım emin olarak bilmiyorum da. Hani molekül olarak mı ışınlanacağız, nasıl ışınlanacağız bilmiyorum. Hani elbet bir ışınlanma olurken bir bütün vücut nasıl gelecek? Acaba hani ışınlanırken uyku içinde mi olacağız? Yoksa uyuşturulaktan mı bir yerine çıkacağız? Yoksa hani bazı filmlerde oluyor normal bilim kurgu filmlerinde. Hani insan bir ışınlanırken başta ayakları, ondan sonra bütün vücudu yarım yarım mı gelecek? Hani bu konu hakkında benim düşüncem bu. Hani olur mu? Olur. Teknoloji gelişir çünkü 21. yüzyılda yaşıyoruz. Her şey olabilir. Biz insanlar olarak bence bunu kabul etmeyiz ya. Etmeyiz, ben öyle düşünüyorum. Niye kabul etmiyorsunuz? Güzel bir şey değil mi? Yok, güzel değil. Neden güzel değil? Yürümek varken, spor yapmak varken niye ışınmaya? Zaten hayatımız her anlamda kolay değil mi şu an? Her şey kolaylaştı. Her şey sosyal medyadan dönüyor artık. Daha üstüne bir tık daha yükselmenin bir anlamı var mı? Zaten çöküyor çevremiz. Yanlış mıyım? Küçücük çocuk şu an elinde cep telefonu var. Sosyal medyaya takılıyor. Evet. Bence ben uygun görmüyorum. Teknoloji güzel bir şey. Daha da ilerlemesini istemiyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet, ben öyle düşünüyorum. Biz Osmanlı torunuyuz. Yani bu benim düşüncem ama herkesin fikrine saygı duyarım. Bence olmasa daha iyi. Bekleyip görmek lazım diyorum. Teknoloji bu kadar hızlı ilerleyebilir mi sizce? Yani bu kadar bence geldik mi? Ya o seviyeye gelmek diye düşünüyorum ben. Işınlanırsak nasıl bir dünya olur sizce? Vallahi çok da güzel bir dünya olmaz bence ışınlanırsak yani. Vallahi şöyle söyleyeyim, muhtemelen 4. boyutlara ulaşabiliriz. Onun dışında ya ışınlanma dediğimiz şey metafizik kurallarında normal bir şekilde yani yapılabilecek bir şey. O da şöyle bir atom parçalama işlemleri var. Belki biliyorsunuzdur, ben çok fazla şey değilim, emin değilim ama. Eğer yani 10 sene içerisinde ışınlanacaksak o zaman ne arabaya ihtiyacımız kalır ne uçağa ihtiyacımız kalır. Direktmen yani daha güzel bir hayat süreriz diye düşünüyorum ben. Işınlanmak yani düşünülemez. Yani düşündüğün zaman işin içinden çıkamazsın.